Sinan Fırtına'yı hatırladın mı? Ha, bu onun yavrusu işte. Ne güzel bir attı. Çok. Hatırlıyor musun? Seni tanıyordu. Gördüğünde hareketleri değişirdi. Mükemmel insan canım. Atlar bile onu seviyor. Pelin, sen de gelsene sev biraz. Ben iyiyim burada. Böyle uzaktan uzaktan seviyorum. Ay çok güzeller maşallah. Pelin, yoksa sen korkuyor musun atlardan? Yok canım, yani öyle korkuyorum denilemez aslında. Tamam bak, sana şöyle söyleyeyim. Burada çok iyi ilgileniyorlar. Yani o kadar temizler ki sana anlatamam. Bence bunu kaçırmaman lazım. Tamam, korkuyorum. Yani attan korkuyorum. Ben kuştan korkan insan bile gördüm. Öyle düşünün yani. Korkuyorum, evet. Ne yapayım? Ya kusura bakma, ne bileyim. Ben öyle yani yardımcı olayım diye ısrar ettim. Ay Allah. Biz de kızı nereye çağırmışız? Ya bilemedim ki dedeciğim. Yani ben kocam çok seviyor diye. Ya biz Sinan'la böyle burada saatlerce at binerdik. O yüzden. Gene binin. Söyleyeyim, seyisleri hazırlasınlar ha. Yok ya, bu sefer binmesek daha iyi. Şimdi misafirimizi yalnız bırakmayalım. Aa, ayıp ediyorsun ama damat. Ben ne güne duruyorum burada? Ya ben ne zamandır bilmiyorum aslında. Çok özledim. Ya binsek çok iyi olur. Ya iyi olurdu da şimdi yani ilk defa gelen misafirimiz... Senin için sıkıntı olur mu? Seninki de laf şimdi Rüzgar'cığım. Ne diyecek? Ayıp olur mu diyecek? Ne bileyim. Binin siz, binin. Yani madem at binmeyi bu kadar seviyorsunuz... ...hani iş güç, bir daha ne zaman geleceksiniz? Merak etmeyin beni. Ya hadi bakalım çifte kumrular. Binin ata da biraz baş başa kalın. Aa bak, ne yaparız biliyor musun? Düzün sonunda bir tane ağaç vardı ya, böyle onun gölgesinde de biraz dinleniriz ha? Ya ne güzeldi orası. Çok. Ama ne bileyim şimdi? Canım biz de Pelin kızımla tavla oynarız. Bunun tam tersi olması lazımken niye hep benim başıma böyle şeyler geliyor? Hadi o zaman. Peki tamam. Bakalım gel, biz de birlikte şöyle güzel bir maç yapalım, sana iyi bir dersini vereyim. Hadi. Bu oyunu da kaybedeceğiz gibi. Ne yaman oyuncu çıktın sen öyle? Ya biraz biliyorum işte, babamla oynardık eskiden. Hadi hadi, öyle biraz biraz değil. Bayağı iyi biliyorsun. Kaç partidir oynuyoruz, hepsini sen kazanıyorsun. Gel. İki saat oldu ya, başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok yok, onlar iyi ata biner. Ne bileyim yani, bu kadar saat geçince... Ne var? Geziniyorlardır. Ne de olsa kocası. Ha eskiden olsa bu kadar yakışıklı bir delikanlıyla kızım ne yapıyor diye merak ederdim. Ama şimdi endişelenecek bir şey yok. At binmeye gitmediler mi? Yani ne yapabilirler ki? Ay, Turgut dede, sen de öyle bir şey söyledin ki şimdi. Turgut Bey, ilaç saatiniz. Tamam, şu parti bitsin. Geliyorum. Turgut Bey lütfen, iğnenin de saatini geçiremeyiz. Peki, bak bu partinin rövanşı var, ona göre tamam mı? Acaba? Ağaç da çok uzakta değildir herhalde. Belki uyuyakalmışlardır. Ay inşallah uyuyakalmışlardır. Ah!
benim başıma hep böyle şeyler geliyor? Pelin? Aa, geldiniz mi? İyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Şey, sadece topuğum kırıldı. Tamam. Bırak, ben bir bakayım. Yok, gerçekten iyiyim, bir şey yok. Bir şey mi oldu ki sen böyle dışarı çıktın? Yok ya, öyle canım sıkıldı. Ben de biraz işte çiftlikte gezeyim dedim. Merak ettim böyle. Bu sıcakta böyle bu ayakkabılar lütfen mi? Yok yok, yani o kadar sıcak değil ya. Problem yok. Ben severim sıcağı. Dur, dikkat et. Ya bırak sen şimdi sıcağı da, ayağın nasıl onu söyle. Ya ayağım iyi, ayağım iyi. Böyle biraz yan yan yürüyeceğim herhalde. Tamam, gel. Sarıl bana. Ne yapıyorsunuz? Yani dedem şimdi camdır filandır. Görürse yine tekrar bir yanlış anlaşılmaya sebep olmayalım. Ya ne var bunda? Bileğini burktu, ben de yardım ediyorum. Hayır bak, yani şimdi her şey böyle çok güzel gidiyor. Şimdi tekrar bir şey olsun istemiyorum. Daha kızmayayım Pelin, sen bir şey söyle. Haklısın. Haklısın. Ya zaten yürüyebiliyorum. Emin misin? Tamam. E hadi o zaman. Ben de iyi ki gitmişim Pelin'le. Yoksa bir yalanı yaşamaya devam edecektim. Bülent'e bakar mısın ya? Ya boynunu atlamak ne demek? Şu demek hayatım. Beni bugüne kadar oyalamış, pışpışlamış. Beklediği gelince de beni sepetleyecekmiş. İyi ki sen önce davrandın. Tuğçe de Bülent'in Pelin'iymiş ya. İnanabiliyor musun? Ya Başak, Bülent sana öyle mi söyledi? Allah Allah. Madem kulağım burada, iyi dinle. Bir saattir anlatıyorum Hakan. Ya vay arkadaş ya. Daha 10 dakikadır tanıdığın kadının bütün söylediklerine inanıyorsun ama Bülent'e sorma geleği bile duymuyorsun, öyle mi? Allah Allah. Sorsam ne değişecek acaba? Bana yine yalan söyleyecek. Yine yalan, yine yalan, yine yalan. Yani Hakan sen de. Hayır, Bülent düzgün bir adam olsa en başından söyler değil mi? Yani böyle saklar gibi sonra da ortaya çıkmalar falan. Ya pes artık ya. Gerçekten pes. Yani bir insana söz hakkı bile tanımadan bu kadar yüklenilmez ya. Biri atıp tutuyor, diğeri arka çıkıyor. Hayal alemcilersiniz siz. Sinan'la Pelin diyorsunuz değil mi? Ya kızlar yapmayın Allah aşkına ya. Onları karma mı birleştirdi şimdi? Ha? Ya bu insanlar birbirlerini sevdiler. Birbirleri için mücadele ettiler. Sonunda da mutlu olmayı hak ettiler, bu. Başak, sen kendi mutluluğuna o kadar çok düşmansın ki... seni kimse mutlu edemez arkadaşım. E yani? Sen şimdi bana yanlış mı yaptın diyorsun? Haksızlık yaptın. Çok hem de. Ve bu sefer Bülent'i nasıl geri kazanacaksın ben de bilmiyorum. Kahve mi yapıyorsun Zübeyir? Hey yenge, kendime yapıyordum. Sana vereyim mi? Yok yok, sen iç. Sen iç. Zübeyir. Senden bir konuda yardım isteyeceğim. Yenge, ben o konuyu biliyorum. Kurban olduğum başkanımın koyduğu yasağı bana çiğnetmesen. Ya söz veriyorum sana. Yakalanırsak suçu ben üstleneceğim, tamam mı? Yok, kendi içim rahat etmez. Yani böyle yalan edip oyun oynarsam yani ondan. Yoksa sana canım feda, beni biliyorsun yenge. Biliyorum, biliyorum. Zaten kendim için bir şey istemiyorum. Pelin için istiyorum. Şimdi o genç, kanı kaynıyor. Gözü hiçbir şey görmüyor. Ama ben anneyim ve her şeyi görüyorum. Eğer o çocukla beraber olursa mutsuz olacak Pelin. Ha? Perişan bir şekilde çıkacak o ilişkiden Zübeyir. Hangi anne çocuğunun mutsuz olmasını ister? Söyler misin bana? Ha? Eskiden Üvey Anne diye bir dizi vardı ya. Oradaki anne çok fenaydı. O ister. Zübeyir, yardım edecek misin bana? Tamam. Güzel. Bülent abi. Bülent abi.
Bülent abi. Ha Serkan, he, he. Konuşma ihtiyacın varsa diyecektim. He. Yok, eyvallah, sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.